Esma. Benim canım, korkma. Yatağında göremeyince çok korktum. Ne işin var bu soğukta böyle? Ne yapıyorsun burada? Hiç. Sağ ol Zekeriya. Her seferinde yeni bir umutla gidiyorum. Onu daha iyi göreceğim. Beni görünce gülümseyecek diye. Gözlerindeki ışıltıyı kaybettim. Eskiden beni görünce gözleri ışıldardı. Her seferinde onu buraya getirmek için gidiyorum. Yeni bir umutla. Artık benim yanımda olacaksın. Sana ben bakacağım. Yaralarını sarmak için elimden geleni yapacağım diye. Ama karşısına geçince... Sanki çevresinde görünmez bir duvar var ve... Söyleyeceğim hiçbir şey o duvarı aşamayacakmış gibi geliyor. Kaç gün oldu? 4 mü? Evet. 4. Hastaneden çıktığından beri ailesinin yanında ama sanki orada değilmiş gibi. Yani sadece bedeni orada. Üstad, eğer Esma'nın Roma'ya kaçışını saymazsak, seni hiç bu kadar tedirgin görmemiştim senin. Tedirginim, evet. Kendini onun yerine koy usta. Çok büyük bir olay atlattı. Sadece bebeği kaybetmesi... Yani kaybetmeniz değil. Olayın oluş biçimi de çok berbattı. Bu kadar kısa sürede iyileşmesini beklemek biraz sabırsızlık olmuyor mu? Biliyorum. Biliyorum. Aklımın bir köşesi sabırlı ol diyor zaten. Esma'nın ruhu acıdı Selim. Hem de çok büyük bir acı. Bu kadar kısa sürede iyileşmesini bekleyemezsin. Hadi artık zihnini boşalt. Hiçbir şey düşünmemeye çalış. Tamam mı? Zihnim bomboş zaten. Ama sanki içim de boş. Kaysana şöyle. Hatırlıyor musun küçükken ne yapardık? Korktuğumuz zaman korkumuz geçsin diye elini tutuşup 1-2-3 diye sayıp dua ederdik. Aynı anda. Yine yapalım mı? İster misin? Niye dua edeceğim ki? Bebeğim geri gelsin diye mi? İçim o kadar boş ki dua edecek bir şey bile bulamıyorum. O zaman... Hadi uyumaya çalışalım, tamam mı? Beraber uyuyalım mı, ister misin? Thank you.
Çocuklar nerede? Demir erken çıktı. Selim de dün gece kendi evinde kalmış. Peki Esma? O döndü mü eve? Yok, hayır. O hala burada anladığım kadarıyla. Allah Allah. Ya bu işten ben bir şey anlamıyorum Bey, biliyor musun? Ya yoksa bizim bilmediğimiz bir şey mi var aralarında? Selim'e sordum. Yok diyor. Esma'nın biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var. Kendine gelince eve dönecek diyor. Bir çeşit travma geçiriyor herhalde. Bence hemen bir psikiyatra gitmeliler. Böyle oturduğun yerde beklemekle geçmez bu travma. Behiye, sen Suzan'la falan konuştun mu? Bence hemen konuş. Şimdi onların akıllarına gelmez. Cahillik etmesinler, hemen bir doktora gitsinler. Selim sormuş ama istememiş Esma. Zorlamayalım şimdilik diyor. Hı, kendileri bilir. Bakalım, göreceğiz. Her işte bir hayır vardır. Cemal'cim, hiçbir şey yemedin doğru dürüst. Hayatım, şirkette bir şeyler atıştırırım, merak etme. Çıkıyor musun babacığım? Çıkıyorum kızım. Selim Bey'i bekletmeyeyim, ayıp olur. Ha Cemal, bu bizim çamaşır makinesinden garip sesler geliyor. Ne yapacağız onu? Ay, ben şirkete gidince servisi ararım, bir eleman gönderirler. Ne, hadi hoşça kalın. Hoşça kal canım. Aa Selim Bey, kusura bakmayın, geciktim biraz. Ben işe gitmeden önce Esma'yı bir göreyim istedim. Buyurun. Tabii de... Esma uyuyor galiba. Dün gece çok iyi uyuyamadı da. Yine mi? Aman canım olsun, siz gelin bir bakın yine. Tabii buyurun. Bir bakayım, evet. Sağ ol. Parti mi var? Bu geceymiş. Gidelim istersen. Yarın antrenman var. Fazla kalmayız ya. Rally öncesi çıkmıyorum. Prensibim. Bayağı ciddi alıyoruz bakıyorum. Her şeyden çok. O zaman yazık olacak sana. Kısa mı oldu? Niye? Sercan olmaz o iş. Bu bir teklif galiba. Öyle de denebilir. Fena mı? Sıkı bir ikili oluruz biz. Olmaz. Niye? Güvenmiyor musun bana? Ya ondan değil de. Bak, hatırlatmak isterim, tozumu yuttunuz. Kızım, o defter kapandı. Hem sen kural dışı yarıştın. Yani sen şimdi beni co-pilotun yapmıyor musun? Ya nasıl yapayım? Sercan'ı satamam. Peki. Ama iyi ki kural dışı yarışmışım, biliyor musun? Kupanı elinden aldılar, bunun nesi iyi? Seni elimden alamadılar ama. Bu da mı bir teklif? Bilmem. Cemal abi, bir şey soracağım. Esma, sadece bana karşı mı böyle durgun, yoksa herkese karşı mı? Yo, hep böyle.
Neşesiz, fazla konuşmuyor. Ozan zavallım, bir takla atmadığı kaldı. Esma çok gülerdi ona ama... Yok. Anca bir tebessüm ediyor o kadar. Hatta dün gece daha da kötü olmuş. Bir ara kalkmış dışarı çıkmış. Çiçek bahçede bulup getirmiş. Annesi de ben de çok endişeleniyoruz. Açılacağına gittikçe kapanıyor yavrum. Biliyorum, duymak iyi değil ama gelin istedim. Tek başıma bir çıkar yol bulamıyorum. Hep birlikte bir çıkar yol bulabilir miyiz? Bulamazsak ne yaparız? Canımı istesin, canımı vereyim ama bu çaresizlik delirtiyor beni. Beni de abi. Beni de. Ben de seni düşünüyordum. O yüzden buradayım. Ne oldu? Beni çağırıyor. Kim? Duymuyor musun? Neyi? Gitmem gerek. Esma gitme. Ama beni çağırıyor, gitmeliyim. Hayır Esma, gitme oraya. Bırak beni. Gitme. Bırak, bırak. Selin. Esma. Esma. Kızım buradayım ben, buradayım anneciğim. Anne. Tamam kızım. Selim Selim diyordun. Özledin mi? Ben ondan kurtulmaya çalışıyordum. Neyse kızım. Geçti geçti artık. Hem rüyalar tersine konuşur biliyor musun? Hadi kalk. Hadi. Hadi. Anneciğim ben hiç aç değilim. Sen git istersen. Acıkırsan bir şeyler hazırlarım. Olmaz, sen şimdi tembellik edersin. Anne ben bebek değilim. Kuzum. Sen benim her zaman bebeğimsin. Yavrumsun benim. Esma. Ne oldu be annem? He? Ne oldu be kuzum? Patronuma harika bir yemek ısmarlamak için izin istiyor. Sağ ol Zekeriya ama hiç aç değilim ki. Ama üstad neler kaçırdığını bir bilsen. Başka bir gün yapsak. Ha? Peki ben çıkıyorum. Üstad. Konuşmak istersen ben buradayım. Neyse. İsminiz geçince problem çözüldü tabii. Adam yelkenleri suya indirdi. Sana derin saygılarını göndererek verdiğimiz fiyatı kabul etti. İsminiz şehir efsanesi gibi Ömer Bey. Ah, abartıyorsun Şayka. Abartmıyorum. Ve bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Ha, gel Selim gel. Ben de sana uğrayacaktım. Öyle mi? Neden? Esma'nın durumunu sormak için. Ha. İyi iyi. İyiye gidiyor. Vaktin varsa biraz konuşmamız gerek baba. Tabii. Yemekten sonra konuşsak. Şimdi eğer mümkünse. Peki. Odamda bekliyorum baba. Gülsüm, kız, tabak çıkar bakayım bir iki tane. Hayrola? Fıstık getirttim Entep'ten. Aha. Yok oğlum, sağ ol. Al sen bunu. Esma fıstık sevmiyor zaten. Aa, olmadı şimdi. Fıstık sevilmez mi ya? Sen bunu ne yap biliyor musun Suzan abla? Al bunu, ez iyice. Ya da dur dur. Gülsüm kız, akşama bir dolama yap da Esma'ya. Afiyetle yesin şifa niyetine. Hemen yaparım. Yok kızım, zahmet etme. Ne zahmeti canım?
Hem Gülsüm kralını yapar o işleri. Aa, öyle mi? Bak iyi oldu bunu öğrendiğimiz, değil mi Suzan abla? Biz zaten her gün baklava yapıyoruz burada. Hayır, beceremiyoruz da. Al şunu. Al da götür yukarı. Bir dakika dur. Nereye yukarı? Leyla Hanım'a da getirttim bir torba. Gülsüm onları bırakıp gelsin. Oğlum torbayla mı koyacaksınız önlerine? Hem öyle zamanlı zamansız çıkmayın yukarı siz. Haber yollarız. Eğer istiyorlarsa bir tabağa koyar yollarız. Sen ne dediğinin farkında mısın? Hareciye dinleme cihazı yerleştirmek için kimden izin aldın? Hı? Yönetim kuruluna haber vermeden böyle bir şeyi nasıl yaparsın Selim? Yönetim kuruluna haber vermem demek, bütün şirkete söylemem demekti çünkü. Ya en azından bana haber verebilirdin. Bana ve Demir'e. Bu nezaketi beklerdim senden. Yapamazdım baba. Son zamanlarda ARC'de neler yaşadığımızı biliyorsun. Bu hepimizin sinirini yeterince bozdu. Senin bile. Narkisos konusunda bana nasıl yüklendiğini hatırlasana. Eğer o gün sana gelip baba ARC'yi dinlemeye alacağım deseydin, şimdi verdiğin tepkiyi o zaman verecektin ve vazgeçirmek için bana yüklenip elinden geleni yapacaktın. İnan bana, yerimde olsan aynı şeyi yapardın. Bizden ne kaçıyorsa içeriden kaçıyor. Kendi aramızda konuştuklarımız bile. Bırak onu, bilgisayarımdaki raporlar bile 3-5 gün sonra başkasının eline geçiyor baba. Birileri Fahreci'nin altına oymaya çalışıyor ve ben de buna engel olmaya çalışıyorum baba. Sadece bu. Bunların hiçbiri bu kadar önemli bir konuyu benimle paylaşmamanın gerekçesi olamaz. Bunu anlayışla karşılamamı bekleme benden Selim. Baba, ne yazık ki daha bitmedi. Lütfen otur. Misafir kabul ediyor musun? Misafir diye kendini kastediyorsan hayır. Aa, Ceylan mı geldi? Hoş geldin. Otursana. Geçmiş olsun diye. Teşekkür ederim, sağ ol. Bana mı? Yazmak içinden geldiği gibi konuşmaktır. Çünkü kimse sizin sözünüzü kesemez. Sağ ol, teşekkürler. Dershanenin sensiz tadı yokmuş. İnşallah bir an evvel geri geleceğim. E hadi Ozan, bir şeyler ikram etsene Ceylan'a. Aa, doğru ya, dur. Dört gündür uğramadı değil mi bir gelinim nasıldır diye? Kızım her dakika kadın bize mi gelecek? Geldi işte bir kere. Allah bilir, için için seviniyordur. Vallahi ben Esma'nın yerinde olsam sırf o kadının yüzü gülmesin diye gider yani kocamın yanında otururdum. Nasıl konuşuyorsun öyle Nazlı, sanki ayrılmışlar gibi. Ya kız birkaç gün dinlenecek, sonra evine gidecek. Ne dayanatıyorsunuz bakalım hanımlar? Beyhanlığımı mı çekiştiriyorsunuz yoksa? Nasıl konuşuyorsun kızım sen öyle? Hadi bakayım işine. Baba bak Suzan Hanım, sen kendini bu evin hanımı sanıyorsun ya, bana öyle çocukmuşum gibi davranamazsın. Yetti afran tafran. Kızını patronun oğluna gelin verdin diye adam mı oldun sanki? Kızım sen nasıl konuşuyorsun? İntep'ten geldik diye sen beni köylü belledin herhalde. Bunun iki katı büyüklükte bir konağı tek başıma idare ediyordum ben. Daha tanımıyorsun beni, konuşuyorsun böyle har har. Ben senin bu sümüklülerine benzemem, haberin ola. Teşekkür ederim geldiğin için. Tabi hediye için de. Ya Ceylan nereye, çay yapıyordum tam. E dur ben bırakayım seni. Peki o zaman. Güle güle. Görüşürüz. Ozan. Heh. Bak Ceylan çok iyi bir kız, sakın onu üzme, tamam mı? Üzmüyorum da... Sen şimdi durduk yere niye böyle bir şey söyledin? Gel bak.
Ne? Bak. Sen mutfaktayken bana ne yazdın? Sizin, yani ses çıkarabilen herkesin önemli bir gücü var. Çığlık atabiliyorsunuz. Bir çığlık yükseliyorsa içinizden sakın tutmayın. Ben bunu yapabilmeyi öyle çok isterdim ki. Güzel ablam benim. Ay inanmıyorum ya. Kadın bana sümüklü dedi, ben de öyle oturdum. Ne yapacağız kızım? Deliyle deli mi olalım? Bunlar bizim başımıza bela valla. Valla ben onu bunu bilmem. Bir daha böyle bir şey yapsa çakarım elini tersi. Şşt, bana bak. Otur oturduğun yerde, rezilliğe gerek yok. Bir kavga eksikti zaten şurada. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Nazlı kaldır şunları, yıkayıver kızım hadi. Ne görüyorsun sen şimdi bu fotoğraflarda? Hı? Ben Şahika'nın evine giriyorum. Ne var ki bunda? Bunun tek başına bir şey olduğunu söylemedim zaten baba. Ama az önce bahsettiğim ses kayıtlarıyla birleşince... Bu gene de bir şey ispatlamaz Selim. Sana benim özel hayatıma karışma hakkını da vermez kesinlikle. Benim böyle bir niyetim yoktu. Ben sadece... Şahika'yı izliyordum. Ne yapmayı düşünüyorsun bu fotoğrafları? Sence ne yapabilirim? Oğlum olarak yaptığın şeyi doğru bulmadığımı söyleyebilirim. Bunu sen de biliyorsun zaten. Ayrıca ikinizin arasındaki yakınlaşmayı profesyonel anlamda da doğru bulmuyorum. Şahika'nın niyetinin ne olduğunu bilmiyorum baba. Ama ona hiç güvenmiyorum. Delil Selim, delil. Söylediğin şeyin somut bir delilini getirmediğin sürece sana inanmayacağım. Nedense herkesin gözü Şahika'nın üzerinde. Neden? Çünkü başarılı. Eğer... Açık konuşmak gerekirse son günlerde hepimizden daha başarılı. Eli böyle güçlüyken onu suçlayacaksan gerçekten çok net delilinin olması gerekir. Yoksa bu suçlamaları duyan herkes gibi Şahika'yı kıskandığını düşünürüm. Ne demek istediğini çok iyi anladım baba. Merak etme. Sana istediğin netlikte deliller getireceğim. Ne yapıyor? Benden bahsediyor mu? Hayır. Hatta geçen gün bana sordu benim kocamın adı neydi diye. Sağ ol dayı ya, çok yardımcı olursun yani. Kusura bakma ama sen de bazen çok saçma konuşuyorsun Necati. Ne yapayım peki? Her günüm onu düşünerek geçiyor. Bak enişteki. Benim gördüğüm, bildiğim bir şey varsa o da şu. Kadınlar güçlü, kararlı. Ne istediğini bilen erkekler ise. Böyle arabesk olursan olmaz ki. Şimdi. Sen İsmail'i ziyarete gelmedin değil mi? Gelmedim. Yani Esma'nın durumunu bilmediğim için. Bir de çiçek ne tepki verir bilmiyorum ki. Olur mu canım öyle şey? Bu kız senin akraban Necati. Tabii ki geleceksin. Hem akşama söylediklerimi de yap. Gör nasıl etki ediyor çiçekte. Peki bir detay geçebilir miyiz dayı seninle? Hay hay. Bak yemişler şimdi. Önce bu limon yemiş suratı unut. Gözlerimizi kapatalım. Ve Ayhan Işık olduğumuzu hayal edelim. Başla. Şimdi.
Gel bakalım benim güzel kızım. Gel buraya. Güzeller güzelim. Benim güzelim mi geldi? Annem geldi. Gel. Canım benim. Canım. Canım benim. Oh canım. Anne ben geliyorum. Tamam canım. Merhaba. Merhaba. İyi görünüyorsun ama ben yine de sorayım, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Siz de adayla çok tatlı görünüyorsunuz. Öyle baba kız. Onun tatlılığı bana da bulaşıyor. Esma. İyiyim ben gerçekten. Ben dışarıda biraz dolaşayım diye çıkmıştım. Sonra sizi görünce... Kırmızı arabamla gezdireyim mi seni biraz? Yok sağ ol. Ben böyle iyiyim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Büyümüş mü benim kızım? Canımın içi benim ol. Ne yapıyorsunuz? Oynuyor musunuz babaanneyle? He? Esma'yı ziyaret ediyor musun anne? Hı hı, gittim evet. Her gün uğrayamıyorum tabii, rahatsız etmemek için yani. Niye sordun bunu? Sorguluyor musun yani beni? Yok anne, huysuzlanma hemen. Az önce bahçede gördüm, çok iyi görünmüyordu o yüzden. Çok üzüldüm tabii. Zor günler geçiriyor. Kimsenin başına gelmez. Ama yine de çok genç. Atlatacaktır eminim. Atlatır tabii, atlatmasana da. Atlatana kadar insanın ruhunda izler kalıyor. Gel bakalım. Gel. Gel, mama var. Oh, mamamızı yiyelim. Bugünlerde Esma ablayla biraz daha fazla ilgilenelim, tamam mı? Hadi bakalım. Oh. Ya rekoruyla 23-27 ile aldı. Oğlum kıssana şunun sesini, ablan uyuyor içeride. Ablam uyumuyor ki. Nasıl uyumuyor? Nerede? Bilmem, odasında yoktu. Aa. Esma? Allah Allah, inanmıyor musun anne söylediğime ya? Aa, buyurun hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk canım, buyurun. Yo, girmeyeyim abla. Esma'yı görsem uyumuyor değil mi? Yok uyumuyor da... Anne! He? Ablam notu bırakmış, ben görmemişim. Not mu, ne diyor? Dışarı çıkıp biraz dolaşacakmış, merak etmeyelim diye de not bırakmış. Oğlum niye yalnız bıraktın, sen de gitseydin ya. Ben geldiğimde o yoktu ki. Ne var ki Suzan? Çocuk dışarı çıkmak istemiş işte. Fena mı? Tabii tabii, ben şimdi arar bulurum onu. Hem dolaşırız biraz birlikte. İyi o zaman. Güle güle. Ne tarafa gidiyoruz hanımefendi? Ben geldim. Hoş geldin kızım. Necati. Merhaba Çiçek. Hayrola Necati, ne oldu, bir şey mi oldu? Yo, belli bir şey mi olması lazım canım? Adam baldızını ziyarete gelmiş işte. Ha. Esma nasıl? İyi iyi. Baksana gezmeye bile çıkmış. Selim'le.
Aa, gerçekten mi? Süper ya. Ben bunu Esma'ya yaptım. Çok başarılı bir şey değil ama çam sakızı çoban armağanı. Aa, çok güzelmiş. Vay, sen bu işi bayağı ilerletmişsin be enişte. Helal olsun. Fena değil işte. Son zamanlarda siparişler bayağı arttı. Yetiştiremiyoruz vallahi. Eğer meşguliyetin artacaksa ben senin yerine dershaneye başka birini bulabilirim. Yo. Bana bir çırak verdiler zaten. Vay, çırak ha. Ya, hem eve temizlikçi de aldım. Aferin oğlum, aferin Necati. İnsan düzenini kurmalı. Hadi artık yemek yiyelim ha. Sen otur anneciğim, ben getiririm yemekleri. Hadi şunları toplayalım. Topla. Yalan oldu. Ben sana yardım edeyim. Dur. Hadi Esma, aç şunu, aç. Çiçek. Efendim Necati. Bu akşam benimle eve gelir misin? Necati. Anlıyorum. Ayrılmamızın bir nedeni vardı. Ama birbirimizi daha çok sevdiğimizi anladığımıza göre. Ayrılmamızın bir sebebi vardı. Ama bu değil. Ben ayrılmadan önce de biliyordum seni ne kadar sevdiğimi. Ayrılmamızın sebebi, bundan 30 yıl sonra seni çocuksuz bir ihtiyar olarak görmek istemeyişim. Bunun böyle olmayacağını garanti ederim Çiçek. Nasıl olmayacak Necati? Doktorlar bitti. Şimdi de koca karı ilaçlarına mı başlayacağız? Ya da büyücülere, falcılara falan. Ha? Ya neden anlamak istemiyorsun? Benim için önemli olan çocuk değil. Sensin. Benim için fedakarlık yapmanı istemiyorum. Sen neden bunu anlamak istemiyorsun? Demre hadi oğlum gidiyoruz. Hadi gel. Çiçek yattı mı? Bilmiyorum. Kapıyı kapadı gördün işte. Ayhan mı aradı demin? Hı. Ozan'la Necati'ye gitmişler. Biraz kafasını dağıtalım geleceğiz dedi. İyi yapmışlar. Nedir bu halimiz be Suzan? İki kızımızı davul zurna ile evlendirdik. 3 gün geçmedi birer birer geri döndüler. Ne biçim şey bu? Biz mi bir şey öğretemedik acaba bunlara? Sevmeyi mi öğretemedik? Sabrı mı öğretemedik? Neyi beceremedik? Ama niye öyle diyorsun Cemal'cim? Bizim kızlarımız hata yapmadı ki. Şımarıklık olsun diye mi ayrılıyorlar yani? Biliyorum, biliyorum. Evlilik iki kişilik bir şeydir. Aşkı da iki kişi yaratır, ayrılığı da. Of, bilmiyorum. Belki de devir değişti. Biz evlenirken bir ömür boyu diye evlendik. Ya öyle istedik. Ama şimdiki gençlerin aklında hep bir yerlerde ayrılık var. Öyle olunca da tabii. Bilmiyorum, bilemiyorum. Belki biz hatalıydık, belki onlar hatalı. Benim de kafam iyice karıştı artık.
Esma. Seni çok merak ettim. Annemleri aradın mı? Seninle buluşacağımı söyledim ona. Hadi gidelim buradan. Hadi. Ben bir yere gitmek istemiyorum. Tamam. Gitmeyiz biz de. Ya da nereye gitmek istersen oraya gideriz. Hiçbir yere gitmek istemiyorum. Bunu bize niye yapıyorsun Esma? Bana, kendine. Konuşsana benimle sevgilim. Niye buradasın? Buraya niye geldin? Gidecek başka yerim yok. Var. Ben varım. Evimiz var. Bizi bekleyen koca bir hayat var önümüzde. Hemen şurada da içimden kayıp giden bir hayat var. O ikimizin bebeğiydi sevgilim. Evet, ikimizin. Annemlerin deli gibi beklediği torunları. Ozan'ın sırtını alıp etrafta dolaştıracağı yeğeni. İkimizin çocuğu. Ama ben onu yaşatamadım. Ben yapamadım. Bunu yapma Esma. Kendini suçlama. Suçluyorum. Herkesi suçluyorum. Bir hayvan olduğu için Fırat'ı suçluyorum. Bunu göremeyip gecenin bir yarısı yanına geldiğim için kendimi suçluyorum. Yanımda olmadığın için seni de suçluyorum. Beni ve bebeğimi istemedikleri için annenleri de suçluyorum. Suçluyorum. Herkesi suçluyorum. Esma, bu kadarı haksızlık. Kendine de, bana da, annemlere de haksızlık. Evet, bebeği duyduklarımda verdikleri neden tepki... Neden böyle oldu? Neden benim bebeğim öldü? Her şeyi yaptım. Sana tutunmaya çalıştım. Aşkımıza tutunmaya çalıştım. Ama o küçücük, minicik. Esma. Evet. Bir felaket yaşadık ama artık bunu geride bırakıp yaşamaya devam etmek zorundayız. Yapamıyorum. Onu unutamıyorum. Ne olursun. Lütfen. Selim beni annemlere götürür müsün? Lütfen. Üstad bu biraz önce geldi. İlgileneceğini düşündüm. Daha sonra bakarım Zekeriya. Selim. Ne oldu? Esma ile kötü bir konuşma yaptık dün gece. Bak, konuşmak istersen... Sonra. Neyse. Neyle ilgili fax? Çemko. Ukrayna'daki yatırımlarını geri çekme kararı almış. Ne? Evet evet. Ham maddeyi de orada göreceğin fiyattan eritecekler. İlk önce bize haber verdiler. Adamlarla konuştum. Bizden gelecek cevaba göre piyasaya çıkacaklar. Ya bu inanılmaz bir teklif. Hemen ara piyasaya çıkmasınlar. Bugün Ukrayna'ya uçabilir misin? 4-15 uçağında yerim hazır bile üstad. Tamam. Malın tamamını kapatıyoruz. Ben de Ukrayna'yı özlemiştim zaten. Bu işi senden başka kimse sessiz sedasız halledemez. Numan gerçek duyunca delirecek. Piyasanın üçte biri fiyatına. Tahmin ederim. Zekeriya. Bu teklif sadece Çemko ile bizim aramızda değil mi? Top secret üstad, hiç merak etme. Güzel. Üstad, aklından ne geçiyor senin? Söyleyeceğim ama önce Ömer Arhan'la bir konuşmalıyım. Tamam, o zaman kulüpte. O barmen çocuk çoktan değişti. Yeni gelen çocuk sahiden iyi marşını yapıyor. Tamam. Saat 8'de. Görüşürüz. Gel Selim. Şahika ile ilgili daha ciddi kanıtlara ihtiyacımız olduğunu söylemiştin. Evet. Sanırım bir tanesine çok yaklaştık. Nasıl yani? Ay, yanıyor.
Sen de gözlerin akıncaya kadar ağlamasaydın. Hiç uyumadın mı? Bilmiyorum, herhalde hiç farkında değilim. Baksana, işe yarıyor mu? Açıkçası hayır. Annem sabaha kadar ağladığını anlayacak. Herkes üzüyorum, değil mi? Ben de o konuda fena sayılmam. Çok kötü şeyler söyledim ona. O yüzden mi aramadı Selim seni sabahtan beri? Herhalde. Zaten arasa da ne söyleyeceğimi bilmiyorum ki. Hadi kalk ya. Nereye? Çıkalım. Yani aylaklık edelim, kardeşlik edelim bugün. Konuşmaya ihtiyacı olan bir tek sen değilsin ki. Hadi. Hadi hadi kalk. Of. Eğer bize gelen fiyattan alımı gerçekleştirebilirsek... önümüzdeki yıl ihtiyacımız olan ham maddenin büyük bir bölümünü karşılamış olacağız. Bu çok iyi bir gelişme. Borsaya açılmadan önce böyle bir sıçrama yapmak çok iyi gelecek. Ama ihaleye girmemiş olmaları çok ilginç, değil mi? Aslında bu beklenen bir şey. Buna geçmiş dönemdeki ilişkilerimizin meyvesi de diyebiliriz. Teklifi ilk olarak bize sundular. Dolayısıyla gerçek holding devreye girmeden önce harekete geçmemiz gerekiyordu. Zekeriya biraz sonra sözleşmeyi imzalamak için yola çıkacak. Güzel. İşte bu kutlanmaya değecek bir haber. Sorun yok değil mi? Var abi. Aküyü çalmışlar. Aman çok güzel komedyen. Sen böyle sulluk yapacaksan hiç başlamayalım daha iyi. Ne bu gerginlik ya? Bak bu yarışı mutlaka kazanmamız lazım, yoksa Pelin dilinden kurtulamam. Bittiğimiz gündür abi, beni şuraya gömün yani. Niye? Demir Arhan da bir kızdan korkuyor ya, bilmiyorum artık. Senin için korkuyorum oğlum. Koltuk elinden gidiyor. Ha, kıyacaksın yani en yakın arkadaşım. Şu yarışı kaybederim, kıyıyor muyum kıymıyor muyum göreceksin o zaman. Aha Pelin geliyor. Korktun, korktun, itiraf et. Korktun. Senin bugün niye komedyen değil üzerinde? Şaka yaptım ya. Bu araba kalkacak buradan, sen buraya geleceksin. Oğlum şaka. Bir dakika. Benim ne işim vardı orada? Zaten çok hassas bir durumdasın. Selim doğru söylemiş. Kendine daha çok acı çektirmeye çalışıyorsun sanki. Bilmiyorum. Katillerin cinayet mahalline geri dönmesi gibi bir şeyler çekti beni herhalde. Bir daha sakın söyleme bunu, tamam mı? Evli kadın falan anlamam, alırım ayağımın altını. Yapma Esma, ne olursun. Ya kendine kötülük ediyorsun. Bebek için hepimiz çok üzüldük. Ama senden daha kötü durumda olan insanlar var. Hatta bunlardan bir tanesi tam karşımda oturuyor. Ya düşünsene. Ben istesem bile bebek sahibi olamıyorum. Neden ayrıldın Necati'den? Ona hayatta ayak bağı olmak istemedim diyebilirim herhalde. Ama onu seviyordun değil mi? Hala da seviyorsun. Belki de sevmek karşındakini kendinden daha fazla düşünmektir. Bilmiyorum. Şu son günlerde hayat kocaman bir soru işareti gibi geliyor bana. Cevabı olmayan büyük bir soru. Doğru yok, yanlış yok. Sadece kocaman bir soru işareti. Pekala. Görüşmek üzere. Adviye Hanım. Buyurun. Bana insan kaynaklarından bir faks gelmiş olmalıydı. Evet, şimdi getiriyorum. Yan taraftaydı. En ufak bir değişiklikten bile mutlaka haberdar olmak istiyorum Zekeriya. Unutma, bu çok önemli. Merak etme üstad. Beklenmedik bir gelişme olursa derhal arıyorum. O halde arayacağını garanti edebilirim. Neden? Oraya gittiğinde göreceksin ki Şahika Hanım, Numan Gerçeği bu tekliften haberdar etmiş. Onlar da Ukrayna'daki firmayı aramışlar. Aklımda bir şey olduğunu biliyordum usta. Sen her şeyi bilirsin zaten. Bir de sevgili patronumu neyin güldürebileceğini bilsen. Ben biliyorum ama bir işe yaramıyor. Neyse, bunları dönüşte konuşuruz.
İyi haberlerle dön Zekeriya. Buyurun efendim, getirdim. Beklettim ama diğer faksların arasına karışmış. Mühim değil, teşekkür ederim. Sonra sağ. Abi dur. Dursana. Ya ne diyorsun be? Abi sen benim gördüğümü görmedin galiba. Gördüm, ne olacak? Fıstık gibi kızın yanından geçip gittin ya. İyice de uzaklaştın ya. Abi bir dursana ya. Dur bir bakalım, bir insanlıktır yani. Sen hiç susmayacaksın değil mi? Merhaba. Merhaba. Sorun ne? Bilmiyorum. Birden durdu, ne olduğunu anlamadım ben de. Demir Bey, bayana bir yardımcı olalım. Deneme sürüşü yapılan yerde ne işiniz var sizin? Ben burada deneme sürüşü falan yapıldığını bilmiyorum ya. Bir arayol vardı, ona girdim. Sonra zaten pat diye durdu, ne olduğunu anlamadım. Ne düşünüyorsun? Bir şey yok gibi görünüyor. Abi sen şunu hareket ettirirsen ben bu kızı bağlarım, biliyorsun değil mi? Farkındayım. Da bir şey yok arabanın. Ne oldu? Sorun şeyde gibi. Neyde? Ya gönder şunları, yapamayacaklarsa biz de başımızın çaresine bakalım. Beceremiyorsanız hiç takılmayın bence. Sen var ya, sen ölümlerden ölüm beğen kendini. Ne var? Nasıl kazanamayacaktınız seçmeleri? Sen parkura nasıl girdin peki? Sürüşü organize edenleri tanıyoruz herhalde değil mi? Hadi asma suratını. Hem kabul et, kopyot koltuğunda oturmadığım sürece hiçbir yarışı kazanamazsın. Bir dakika, hop. Sen sus. Ne güzel kız ayarladık işte, daha ne istiyorsun? Nasıl gitti Zekeriya? Vallahi şimdilik gitmiyor üstad. Ne oldu? Hesapta çoktan atmış olmamız lazımdı imzayı ama başkan yardımcısının yüzünü görebilmiş değilim. Ne diyorlar peki? Dediklerine bakılırsa bir karışıklık olmuş. Bu arada fır dönüyorlar etrafında. İzzet İkram öf. Oldu bu iş. Bence de. Şahika kesin haberi uçurdu. Numan da telefon edip bizim neden haberimiz olmuyor deyince bunların paçası tutuştu Zekeriya. Kesinlikle. Havaalanında beni karşılarken imzayı hemen atarız, sonra yemeğe gideriz lafları vardı. Ama kapıdan girene kadar ne olduysa birden oylama moduna geçildi. Bakalım, bekliyoruz. Güzel. Bu sefer kıstırdık Zekeriya, kaçamaz artık. Biz alacağımızı aldık. Tabii. Hele bir adamı göreyim de. Peki üstad, arayacağım gene ben. Tamam, görüşürüz. Esma?